Merhaba değerli öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Yeni nesil soru çözümü video serimize 3. üniteyle devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte katı, sıvı ve gaz basıncından harika sorular çözeceğiz. Sizler için deney temelli sorular hazırladım. Hazırsanız hemen birinci sorumuzla başlayalım. Evet, özdeş küpler var arkadaşlar. Bu küpler üzerinde iki farklı uygulama yapılıyor. Bakın birinci uygulamada cisim dikey olarak kesiliyor. İkinci uygulamada ise yatay olarak ortadan kesiliyor. Ardından kesilen parçalar ne yapılmış? Sistemden uzaklaştırılmış. Buna göre diyoruz hangi ifadeler doğrudur? Bu soru tipi katı basıncı konusunda farklı formatlarda karşınıza çıkabilir. Dikkatle beni dinliyorsunuz. Birinci ifadeye baktığımızda birinci uygulama sonucunda cismin zemine yaptığı basınç artar demişiz. Basınç neydi? Ağırlık bölü yüzey alanıydı. O zaman değer vererek başlayabilirim. Mesela arkadaşlar bu cismin ağırlığı 4 Newton olsun. Yüzey alanına da 2 birim diyelim. Bunun basıncı ne olacaktır? Ağırlık bölü yüzey alanı olacaktır. Yani 4 bölü 2'den 2 olarak bulacağım. Doğru mudur? Ne yapıldı? Dikey olarak 2'ye kesildi ve yarısı atıldı. Artık bunun ağırlığı arkadaşlar 4 Newton değil. Neden? Çünkü yarısı gitti. Ne diyebilirim? Bunun ağırlığı 2 Newton diyebilirim. Bakın artık yüzey alanı 2 değil. Yine yarısı gitti. Yani kaç kaldı? 1 birim kaldı. O zaman ağırlık 2, yüzey alanı 1. Yani basınç ne olacaktır? 2 bölü 1'den yine 2 çıkacaktır. Bakın ilk durumda basınç 2 idi. Ne oldu? Yine 2 kaldı. Yani basınç artmadı. Ne oldu arkadaşlar? Sabit kaldı. Değişmedi. Birinci ifadeyi uçuruyorum. Dikkatli oluyorsunuz. Dikey alınan dilimlerde basınç değişmez. Çünkü ağırlık azalır ama yüzey alanı da aynı oranda azalmış olur. Dolayısıyla basınç aynı kalmış olur diyeceksiniz. Hemen 2'ye baktık. İkinci uygulama sonucunda cismin zemine yaptığı basınç azalır. Aynı mantıklı devam ediyorum. Ağırlık 4 Newton'du. Yine 4 dedim arkadaşlar buna. Yüzey alanı da yine 2 olsun. Bu durumda basınç ne olacaktır? 4 bölü 2'den 2 olacaktır. Evet bunu da yatay şekilde kesmişler ve yarısını atmışlar. Artık bunun ağırlığı da ne olacaktır? Yarıya inecektir. Yani bunun ağırlığına 4 değil artık 2 Newton diyeceğim. Fakat burası çok önemli. Bakın yüzey alanına hiçbir şey olmadı. Yine aynı şekilde 2 olarak düşünülmesi lazım. Hemen basıncını bulalım. Ağırlık 2, yüzey alanı 2. O zaman basınç nedir arkadaşlar? 2 bölü 2'den 1'dir. Bakın ilk durumda basınç 2 ydi. Ne oldu? 1 oldu. Yani ilk duruma göre azaldı. Dolayısıyla ifademiz doğru. Peki hocam bunu mantıksal olarak çıkarabilir miyiz? Tabii ki çıkarabiliriz. Yüzey alanı değişti mi? Hayır. Ağırlık ne oldu? Azaldı. Ağırlık azaldıysa Yüzey alanı sabit kalmak şartıyla basınç ne olur? Tabii ki azalır. Hemen 3'e baktım. Her iki işlem sonucunda cismin zemine uyguladığı kuvvetin büyüklüğü azalır demiş. Değerli arkadaşlar çok tehlikeli bir ifade. Bakın buranın altını çiziyorum. Dikkatli olmayan arkadaşlar bu ifadeyi kaçırır. Kuvvetin büyüklüğü diyor. Yani basınca odaklanma. Kuvvet nedir? Bunun ağırlığıdır. Her iki durumda ağırlık azaldı mı? Tabii ki azaldı. Cisimlerin yarısı atıldı, kesilip ortamdan uzaklaştırıldı. Dolayısıyla ağırlık azaldığı için her iki durumda kuvvetin büyüklüğü de ne olacaktır? Tabii ki azalacaktır. Uyumuyorsunuz ifade ne oldu? Doğru oldu. Bu yüzden cevabımız 2 ve 3 yani C seçeneği olacaktır. Soru 2'ye geçelim. Yine katı basıncından bir soru. Bir öğrenci var. Ne yapmak istiyor? Katı basıncının kuvvetle yüzey alanıyla ilişkisini göstermek istiyor. Peki ne yapmış? Özdeş strafor köpükleri almış aynı yükseklikten h yüksekliğinden bırakmış ve arkadaşlar çivilere saplama miktarlarını ölçmüş. Buna göre diyoruz öğrencinin amacına ulaşması için hangi değişikliği yapmak gerekir. Şimdi bizim derdimiz ne? Basıncın kuvvete bağlı olduğunu göstermek aynı zamanda yüzey alana bağlı olduğunu göstermek. Hemen birinci ve ikinci de neye bakın? Birincisinde bir tane çivi var diğerinde iki çivi var. Bakın köpük sayıları aynı. Dolayısıyla ben 1 ve 2'yi kullandığımda arkadaşlar yüzey alanıyla basınç arasındaki ilişkiyi ortaya koyabilirim. Neden? Çünkü bunları bıraktığımda birincisinde köpük daha çok saplanacak, diğerinde daha az saplanacak. Diyeceğim ki bak yüzey alanını arttırdım. Dolayısıyla basınç azaldı. Saplama miktarı da azalmış oldu. Yani ben 1 ve 2'yi kullandığımda doğrudan yüzey alanıyla alakalı deneyi yapmış oluyorum. Peki kuvvetle basınç arasındaki ilişkiyi nasıl gösterebilirim? Bunun için ne yapmak lazım? Tabii ki yüzey alanını sabit tutmak lazım. Ama kuvveti değiştirmek lazım. Böyle bir imkan var mı arkadaşlar? Yok. Bakın hepsinde çivi sayıları farklı. Dolayısıyla benim burada bir düzenlemeye gitmem lazım. Hemen A'ya bakalım. İkinci deneyde 2. Iki, üçüncü deneyde 3 üç strafor köpük kullanmalı demiş. Olmaz. Neden? Bu durumda arkadaşlar köpük sayısı 1, 2, 3 olur. Yani hiçbir şekilde arkadaşlar ben burada köpük sayısını sabitleyemem. Eğer bunu sabitleyemezsem de basınçla yüzey alanı arasındaki ilişkiyi ortaya koyamam. Dolayısıyla A gitti. B'ye bakalım birinci deneyde kullandığı çivi sayısını 2'ye çıkarmalı. Bakın bu çok saçma. Neden? Çünkü ben birincisini 2'ye çıkarırsam zaten 1 ile 2 aynı olur. Köpük sayısı 1 olur. Çivi sayısı 2 olur. İşe yaramaz. C'ye bakalım. İkinci deneyde 3 tane strafor köpük kullanmalı demiş. Aynı mantıkla yine bunu eleyebiliriz. Çünkü eğer ben yüzey alanıyla basıncın arasındaki ilişkiyi görmek istiyorsam ne yapacağım? Yüzey alanı değiştireceğim ama köpük sayısını aynı tutacağım. Yani ben burada İkinci deneyde 3 tane köpük kullandığımda köpük sayısı 1, 3, 2 oluyor. Yani asla sabitleyemiyorum. Dolayısıyla amacıma ulaşamıyorum. D'ye bakın. Üçüncü deneyde kullandığı çivi sayısını 1'e indirmeli. Evet ben burada 2 tane çiviyi çıkarırsam yani sadece 1 tane kullanırsam buradaki deneyi net bir şekilde yapabilirim. Neden? Çünkü 1 ve 3'ü kullandığımda arkadaşlar doğrudan kuvvetle basınç arasındaki ilişkiyi görebilirim. Bakın her ikisinde birer tane çivi var. Bunun ağırlığı daha fazla. Dolayısıyla daha fazla saplanacaktır. Yani kuvvet arttıkça basınç artar diyebilirim. Aynı mantıkla bir ve ikinci deneyi kullanarak ne yapabilirim arkadaşlar? Yüzey alanıyla basınç arasındaki ilişkiyi görebilirim. Bakın her ikisinde birer tane köpük var. Fakat yüzey alanları birbirinden farklı. Gördüğünüz gibi D seçeneği uygun. Cevabımız D olacaktır. Soru 3'e geçiyoruz. Sıvı basıncından güzel bir soru. Yükseklikleri aynı olan 10 litrelik TL kapları var. Bunlar 5'er litre suyla dolduruluyor. Buna göre diyoruz hangi ifadeler doğrudur. Şimdi arkadaşlar bu kaplar tehlikeli kaplar. Neden? Bakın K aşağıya doğru daralıyor. L ise genişliyor. Dolayısıyla bunların hacmi 10 litre olsa bile ben bunlara 5'er litre su koyduğumda suyun yüksekliği H değerine ulaşmış olmayacak. Neden? Çünkü K alta doğru daraldığı için suyun yüksekliği burada H değerinden daha fazla olacaktır. Demek ki suyun burada geleceği yükseklik H'den fazla diyeceğiz. L'de ise bakın kap aşağı doğru genişliyor. Yani su burada tabana yayılacak. İşte bu yüzden H değerine ulaşamayacak. Buradaki suyun yüksekliği de H'den küçük olacaktır. Evet, net bir şekilde yükseklikleri belirlemiş olduk. Şimdi ifadelere baktığımızda C kabındaki suyun yüksekliği H değerinden büyük, L kabındaki ise H değerinden küçük olur. Evet, çizimleri yaptık. Gördüğünüz gibi birinci ifademiz doğru oldu. 2'ye bakalım. K ve L kaplarının tabanlarında oluşan sıvı basınçları birbirine eşit olur demiş. Şimdi sıvı basıncı neye bağlı? Derinliğe bağlı ve yoğunluğa bağlı. Kullandığım sıvı aynı. Ne? Su. Dolayısıyla yoğunluğu düşünmeme gerek yok. Neye bakacağım? Yüksekliğe bakacağım. Gördüğünüz gibi K'deki derinlik yani yükseklik arkadaşlar L'den daha fazla. İşte bu yüzden K'nin tabanındaki sıvı basıncı ne olur? L'den büyük olur o zaman eşit olur diyemem. Demek ki ikinci ifade gitti. Çünkü burada K'deki yükseklik daha fazlaysa aynı mantıkla K'deki basınç daha fazla olur diyebiliriz arkadaşlar. Hemen 3'e baktık. K kabının zemine uyguladığı basınç L kabının zemine uyguladığı basınçtan büyük olur demiş. Bakın uyumuyorsunuz. Zemine yaptığı basınçtan bahsediyor. Yani bu sıvı basıncı değil. Ne olarak düşüneceksin? Katı basıncı olarak düşüneceksin. Kaplara baktığımızda doldurduğumuz su miktarı aynı. Bakın ikisine de 5'er litre su koydum. Dolayısıyla ağırlıklar aynıysa doğrudan yüzey alanına bakabilirsiniz. Bunun yüzey alanı küçük. Diğerinin arkadaşlar yüzey alanı daha büyük. Dolayısıyla burada K'de oluşan basınç L'dekinden büyük olacaktır. Çünkü ne demiştik katı basıncı için? Yüzey alanı küçüldükçe katı basıncı artar demiştik. Bu yüzden 3. ifademiz de doğru olmuş oldu. Cevabımız 1 ve 3 yani B seçeneği olacaktır. Soru 4. Yine güzel bir sıvı basıncı sorusu. Gördüğünüz kap arkadaşlar özdeş bölmeli. Musluk açıldığında 36 dakikada tamamen doluyor. Musluk açılıyormuş. 16 dakika boyunca kap suyla dolduruluyormuş. Ve ardından musluk kapatılıyormuş. Buna göre diyoruz musluk kapatıldığında x, y, z noktalarında oluşan sıvı basınçlar arasındaki ilişki hangisi gibi olur? Öncelikle arkadaşlar bir bölmenin dolması için suyun kaç dakika boyunca akması gerektiğini bulalım. Bakın burada 6, 12, 18 bölme var. 18 bölmenin dolması için suyun 36 dakika boyunca akması gerekiyor. 18 bölme 36 dakikada doluyorsa demek ki bir bölme 2 dakikada dolar diyebiliriz. Evet bunu bulduk. Şimdi suyu açtığımda sağ tarafta gördüğünüz 4 bölme arkadaşlar 2 çarpı 4'ten 8 dakika içerisinde dolacaktır. Evet burası dolduktan sonra su sol tarafa taşacak. Yani Y noktasının bulunduğu bölmeyi doldurmaya başlayacak. Bir tane bölme var burada. Yani 2 dakika içerisinde burası da dolmuş olacaktır. Evet burası da doldu. Artık su sol tarafa taşacak. Kaç tane bölme görüyorsun? 3 tane. O zaman 6 dakika içerisinde burası da dolmuş olacak. Gördüğünüz gibi 8, 2 daha 10, 6 daha 16. 16 dakika boyunca suyla doldurdum. Artık suyun denge hali bu şekilde. Neyi arıyorum? X, Y, Z noktalarındaki sıvı basınçlarını arıyorum. Neye bağlıydı basınç? Yoğunluğa bağlıydı ve derinliğe bağlıydı. Yoğunluğa bakmaya gerek yok. Çünkü suyla doldurdum. O zaman neye bakacağım? Derinliğe bakacağım. Derinliği nasıl buluyorum? Noktanın sıvı yüzeyine olan uzaklığına bakıyorum. Bölmeler özdeş olduğu için işim kolay. Bakın Z noktasının üstünde kalan suyun yüksekliğine bir birim diyebilirim. Gayet basit bir şekilde bunun derinliğini bulduk. Aynı mantıkla x ve y'nin üzerinde yine bir bölmelik su olduğunu görüyorsunuz. Yine bir birimlik yükseklik şeklinde değerlendirebilirsiniz. Yani hepsinin derinliği birbirine eşit arkadaşlar. hx eşittir, hy o da eşittir, hz diyorum. Eğer derinlikler aynıysa su ile doldurulduğu için yoğunluklar da aynıdır. Dolayısıyla hepsinin basıncı da ne olacaktır? Birbirine eşit olacaktır. Bu kadar basit. Bu yüzden cevabımız A seçeneği. Diğer sorumuza geçelim. Evet damacanadaki su pompa yeterince basılmak suretiyle buradan yükseltilerek bardağa aktarılabilir. Gerçekleşen bu olayla ilgili hangi ifadeler doğrudur diye soruyoruz. Değerli öğrenciler LGS'de deney temelli ve günlük hayattan bolca soru geliyor bildiğiniz gibi. Dolayısıyla bu tarz sorulara artık adapte olmanız gerekiyor. Yine güzel bir soru bana odaklanıyorsunuz. Şimdi birinci ifadeye baktığımızda pompaya basıldıkça damacanın içindeki gaz basıncı artar. Evet ifademiz doğru. Biz buradaki pompaya bastıkça ne oluyor biliyor musunuz? Dışarıdaki havayı damacanın içerisine pompalamış oluyoruz. Dolayısıyla içeriye hava giriyor ve bu yüzden gaz basıncı da artıyor. İkiye bakalım. Su bardağa akarken damacananın iç basıncı açık hava basıncından küçüktür demiş. Değerli arkadaşlar, biz pompaya bastığımızda ne olmuştu? İçerideki gaz basıncı artmıştı. Buradaki basınç arttığı için ne oluyor biliyor musunuz? Suya yüzeyden bir basınç uygulamaya başlıyor. Dolayısıyla sıvılar sıkıştırılamadığı için su buradaki borudan yükselmeye başlıyor ve buradan da bardağa akıyor. Mantık bu kadar basit. Dolayısıyla eğer buradaki su dışarıya çıkabiliyorsa bu şu anlama geliyor. Demek ki iç basınç dış basıncı yendi. Bu yüzden su dışarı çıkabiliyor. Eğer açık hava basıncı buradaki iç basıncı yenseydi suyun dışarı çıkmasına izin vermezdi. Bildiğiniz gibi bir açık hava basıncı deneyi var. Bardağı suyla dolduruyoruz. Ağzına kağıt koyuyoruz. Ters çevirdiğimizde ne oluyor? Su akmıyor. Çünkü bu durumda açık hava basıncı suyun akmasına izin vermiyor. Bakın buradaki su dışarı çıkabildiğine göre demek ki açık hava basıncını yenmiş. Yani iç basınç açık hava basıncından daha küçük değil, ne olacaktır? Büyük olacaktır. Bu yüzden ifade yanlış oldu. 3'e baktım. Bu sistem sıvıların kuvveti her yönde ve aynı şekilde iletmesi prensibine göre tasarlanmıştır diyor. Yine çok çok tehlikeli bir ifade. Burada bir sürü dikkatsiz öğrenci elenecek. Çünkü burada arkadaşlar kuvvet diyor, basınç demiyor. Biz ne biliyoruz? Sıvılar basıncı her yönde ve aynı şekilde iletir. Fakat kuvveti her yönde ve aynı şekilde iletmeleri gibi bir durum söz konusu değildir. Tekrarlıyorum, uyumayın. Bu ifade yanlış. Çünkü sıvılar kuvveti değil, basıncı her yönde ve aynı şekilde iletirler. Bu yüzden cevabımız yalnız bir yani A seçeneği olacaktır. Hemen diğer sorumuza geçiyoruz. Soru 6. Deniz seviyesinde ve 0 derece santigratta yapılan deneyde 1 metrelik cam boru tamamen civa ile doldurulmuş, ağzı kapak ile kapatılarak ters çevirilmiş ve arkadaşlar civa dolu kaba daldırılmış. Bakın şöyle beraberce tekrarlayalım. Buradaki cam boruyu görüyorsunuz. Tamamen civa ile doldurulmuş, ağzına kapak kapatılmış, ters çevrilmiş ve buradaki civa dolu kaba daldırılmış. Tamam. Şimdi bu deneyle ilgili hangi ifade söylenemez diye soruyoruz. Öncelikle A'ya bakalım. Açık hava basıncı 1 metre yüksekliğindeki civanın basıncını dengeleyememiştir. Evet arkadaşlar ifade doğru. Çünkü arkadaşlar eğer açık hava basıncının gücü 1 metrelik civanın basıncını etseydi bu civa aşağıya akamazdı. Burada 1 metrede sabit kalırdı. Fakat gördüğünüz gibi civa basmış ve inmiş. Yani açık hava basıncını yenmiş. Fakat 76 santimetreye geldiğinde açık hava basıncı ne demiş? Hop orada kal ben bunu dengeleyebiliyorum demiş. Ama 76'nın üstünü ne yapamadı? Dengeleyemedi. Yani A doğru oldu. Hemen B'ye baktım. Deney uygun cam boru ile su kullanarak yapılsaydı okunan değer 76 santimetreden çok daha fazla olurdu. Değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi suyun yoğunluğu civadan küçük. Dolayısıyla eğer benim kullandığım sıvının yoğunluğu daha küçükse bu sıvıyı açık hava basıncı çok daha rahat bir şekilde kaldırabilir. Bu deneyi eğer suyla yaparsak yaklaşık 10 metre uzunluğunda boruya ihtiyaç vardır. Çünkü suyun yoğunluğu küçüktür. Açık hava basıncı suyu yaklaşık 10 metreye kadar kaldırabilir. Yani çok daha fazla olur ifade doğru. C'ye bakalım. Civa 76 santimetrede dengedeyken cam borunun üst kısmında oluşan boşlukta hava bulunmaz. Evet arkadaşlar şu kısımda herhangi bir gaz madde bulunmaz. Burası tamamen boşluktur. Burada herhangi bir madde yer almaz. Yani vakumlanmış gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla ifademiz ne oldu? Doğru oldu. D'ye bakın. Deney bir dağın zirvesinde yapılsaydı. Dağın zirvesinde açık hava basıncı nasıldır arkadaşlar? Daha azdır değil mi? Açık hava basıncı daha az diyorum. Çünkü yükseldikçe ne oluyor? Açık hava basıncı azalıyor. Bu durumda civarın dengede kaldığı yükseklik 76 santimetreden daha büyük olur demiş. Hayır, dağın zirvesinde açık hava basıncı daha az olduğuna göre yükseklik 76'dan daha büyük değil, daha küçük olurdu. Bu yüzden de yanlış. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Son sorumuza geçelim. Bir deneyde içi boş plastik şişe K noktasından deliniyor. Daha sonra arkadaşlar ne olmuş? Delik kapatılmış ve şişe suyla doldurulmuş. Ardından şişenin kapağı kapatılmış Delik açıldıktan çok kısa bir süre sonra su akışının gerçekleşmediği görülmüş. Bakın birinci durumda su akışı gerçekleşmiyor. Daha sonra şişenin kapağı açılmış. Bu durumda şekillik gibi k noktasından su akmaya başlıyor. Suyun yatayda ulaştığı maksimum uzaklık x santimetre olarak ölçülüyor. Bu deneyle ilgili hangi ifadeler doğrudur diye soruyoruz. Bire baktığımızda kapak kapalı iken su akışının gerçekleşmemesinin nedeni Açık hava basıncıdır demiş. Evet ifade doğru. Değerli arkadaşlar burada açık hava basıncı iç basınçtan daha büyük. Dolayısıyla suyun akmasına engel oluyor. Hop birader nereye gidiyorsun diyor. Ve suyun akmasına izin vermiyor. İkinci ifadeye bakın. Kapak açıldığında K noktasındaki iç basınç açık hava basıncından büyük olur. Evet büyük olduğu için de ne oluyor burada? Su dışarıya doğru akabiliyor. Artık kapak açıldığı için suyun yüzeyinde açık hava basıncının etkisi var. Dolayısıyla arkadaşlar iç basınç dış basıncı yenmiş oluyor. Bu yüzden su dışarı çıkabiliyor. Yani iç basınç açık hava basıncından büyüktür diyebiliriz. 3'e bakalım. Su yerine daha az yoğunluklu bir sıvı kullanılırsa ölçülen x mesafesi daha büyük olur demiş. Şimdi burada ölçülen x mesafesi bana neyi gösteriyor? Bu noktadaki sıvı basıncını gösteriyor. Yani bu noktada sıvı basıncı ne kadar fazlaysa su o kadar uzağa ulaşabilir. Dolayısıyla sıvı basıncı neye bağlıydı? Yoğunluğa ve arkadaşlar derinliğe bağlıydı. Buradaki noktanın derinliği değişmiyor. Fakat yoğunluk olarak daha az yoğunluklu bir sıvı kullanalım diyor. Eğer ben sıvının yoğunluğunu azaltırsam bu noktada sıvının basıncı da ne olur? Azalır. Sıvının basıncı azaldığı için ölçülen x mesafesi daha büyük değil, daha küçük olacaktır. Çünkü basınç küçükse sıvı daha yakına düşer. Bu yüzden ifade yanlış oldu. Cevabımız 1 ve 2 B seçeneği olacaktır. Sevgili öğrenciler sizlerle birlikte basınç ünitesiyle ilgili süper sorular çözdük. Umarım verimli olmuştur. Diğer derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Takipte kalın. Hoşçakalın.